Merhaba çocuklar. Bugün olmuş olduğunuz inkılap tarihi denemesinin şimdi sorularını çözeceğiz beraber. Birinci sorudan başlayalım. Selanik şehrinde Türkler ile birlikte Rum, Bulgar, Sırp, Yahudi ve Ermeni milletlerinde yaşıyor olması aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? Ekonomik yapı güçlüdür. Azınlık ayaklanmaları görülmektedir. Kültürel çeşitlilik vardır. Avrupa ile ilişkiler gelişmiştir. Bugün gördüğümüz zaten ders bu. Ne demiştik buraya? Kültürel çeşitlilik olduğunu göstergesi demiştik. Evet, devam edelim. İki, yukarıda verilen metne göre Osmanlı Devleti'nin 19. yüzyıldaki durumu hakkında aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz? Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyıl içerisinde buhranlı günler yaşanıyordu. Ülke içerisinde zaman zaman azınlıklar ayaklanmalar çıkarıyordu. Yapılan savaşlar genelde başarısızlıkla sonuçlanıyor, devletin sınırları küçülüyordu. Bu zor durumdan kurtulmak için Osmanlı yönetimi ve aydınları bir şeyler yapma gayretini de gösteriyorlardı. 1876 yılında 2. Abdülhamit Osmanlı yönetimine geçtiğinde meşrutiyeti ilan etti. Bu yapılan yenilik doğrultusunda aynı yıl içerisinde Osmanlı Devleti'nin ilk anayasası olan Kanunu Esasi hazırlandı ve yürürlüğe girdi. Yapılan çalışmalarla Mebusan Meclisi oluşturuldu. Böylece halk yönetime dolaylı da olsa katılma fırsatı buldu. Osmanlı Devleti ülke içerisinde işlerin yasalara göre işleyeceğini ve padişahın da bu kurallara uyacağını göstermeye çalıştı. Mebusan Meclisi'nin aldığı kararlar ise en son padişahın onayından geçmek zorundaydı. Şimdi hangisine ulaşılamaz diyor. Osmanlı Devleti yaşanılan yüzyılda önemli sorunlarla uğraşmak zorunda kalmış mı? Evet, azınlıklar ayaklanmalar çıkartıyor. Savaşlarda başarısızlık, devletin sınırları küçülüyor. Yapılan yeniliklere rağmen mutlakiyet, yani monarşi yönetim devam ediyor mu? Evet, padişahın yani meclis, padişahın ya da bir meclis olmasına rağmen son sözü padişahın söylemesi monarşi yönetiminin devam ettiğini gösteriyor. Osmanlı yöneticileri ve aydınları yeni bir yönetim biçimini uygulamaya çalışmışlar mı? Evet, bu zor durumdan kurtulmak için yönetimi, Osmanlı yönetimi ve aydınları bir şeyler yapma gayretine girmişler ve meşrutiyeti ilan etmişler. Peki burada ekonomiyi düzeltmek için önemli tedbirler ve kararlar uygulanmaya konulmuştur diye bir cümle geçti mi? Hayır, o yüzden ikiye Diyarbakır diyorum. 3. Yukarıda verilen metne göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Büyük devletlerin Balkanlardaki Hristiyan unsurları Osmanlı Devleti hakimiyetinden kurtarma politikasının başarıya ulaşmasının ardından Anadolu'nun Hristiyan halkından olan Ermeniler de aynı yolla kendi özelliklerini ve egemenliklerini alabilecekleri konusunda ümitlendiler. Avrupalı güçler özellikle İngiltere, Rusya ve Fransa dünya hakimiyeti ve sömürge politikaları çerçevesinde Ermenilerin isteklerine sıcak baktılar. Nitekim 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonunda Rusya ile imzalanan Ayastefanos Anlaşması ve Berlin Anlaşması'na Ermeniler lehine koydukları hükümlerle Ermenileri kendi yanlarına çekmeye başladılar. Böylece ilk olarak bir anlaşmaya konu olan Ermeniler, devletler arası rekabetin önemli bir parçası haline gelmiş oluyordu. İngiltere Ayastefanos Anlaşması'ndan sonra Rusya'nın güneye inmesini engellemek amacıyla Ermeni meselesine karışmaya başlamış, adeta Ermenilerin koruyucusu rolünü üstlenmiştir. Şimdi bakıyoruz, 19. yüzyılda Avrupa'nın bazı güçlü devletleri azınlıkları kullanarak etki alanlarını genişletmek istemektedirler diyor. Evet, Ermeniler aynı yolda kendi özelliklerini, egemenliklerini alabilecek konusunda ümitlenmişler. Dünya hakimiyeti ve sömürge politikaları çerçevesinde Ermenilerin isteklerine sıcak bakmışlar Avrupalı güçler. Biri diyoruz. İki, İngiltere Rusya'yı kendi rakibi olarak görmektedir. Evet, burada bakın İngiltere Ayastefanos Anlaşması'ndan sonra Rusya'nın güneye inmesini engellemek amacıyla bu meseleye karışıyor. Evet, 19. yüzyılda Avrupa devletlerinden destek görmüş mü? Evet, Ermenilerin koruyucu rolünü üstlenmişler. Bakın burada İngiltere'yi görüyoruz. Yine aynı şekilde Avrupalı güçler Ermenilerin isteklerine sıcak baktığını da söylüyor. Üçü de kabul ediyorum. Osmanlı Devleti 19. yüzyılda Balkanlarda Hristiyan unsurları hakimiyeti altında tutmayı başarmıştır diyor. Hayır, başaramamış. Bu ilk bakın cümle. Büyük devletlerin Balkanlardaki Hristiyan unsurları Osmanlı Devleti hakimiyetinden kurtarma politikasının başarıya ulaşmasının ardından onlar başarıya ulaştılar. Yani büyük devletler başarıya ulaştılar. O yüzden 4 diyemiyorum. Bu yüzden cevabım 1, 2, 3 bursa oluyor. 4. Buna göre Fransız İhtilali sonucu oluşan bu ortamın Mustafa Kemal üzerindeki etkisi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Mustafa Kemal'in doğup büyüdüğü şehir olan Selanik'te çeşitli din ve mezheplerden insanlar bir arada huzur içinde yaşamaktaydı. Ancak Fransız ihtilalinin etkisiyle bu huzur ortamı bozulmuş ve insanlar arasında çekişmeler başlamıştır. Şimdi Fransız ihtilaliyle neler ortaya çıkmıştı? Adalet, eşitlik, milliyetçilik gibi kavramlar ortaya çıkmıştı. Hatta ne demiştik? Her millete bir devlet sloganı. Fransız ihtilalinin sonucunda hangi özellikler olabilir? Tabii ki de milliyetçilik duygularının gelişmesi. Dörde Ceyhan diyoruz. Beş. Verilen bilgilere göre ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir? 19. yüzyılın başında Osmanlı Devleti'nde birbirinden farklı tarzda eğitim kurumları vardı. Bir tarafta geleneksel eğitim veren medreseler, diğer tarafta yeni açılan batı tarzı okullar yer almaktaydı. Azınlıkların açtığı okullar Marif Vekaleti'ne yani Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı değildi. Bu okullar konsolosluklara bağlıydı. Bu dönemde eğitim hayatına başlayan Mustafa Kemal, annesinin isteğiyle önce mahalle mektebine başladı. Sonra babasının isteğiyle buradan ayrılıp daha modern teknikler eğitim veren Şemsi Efendilik Okulu'na geçti. Ortaokulda da Mustafa Kemal ile annesi farklı düşünmekteydi. Annesi çocuğunun askeri okula gitmesini ve asker olmasını istemezken Mustafa Kemal asker olmak istiyordu. Osmanlı Devleti'nde eğitim birliği var mı? Eğitim birliği yoktur. Çünkü bakın batı tarzı okullardan bahsediyor, medreselerden bahsediyor, azınlıkların açtığı okullardan bahsediyor. Eğitim birliği yok diyoruz. Mustafa Kemal'in eğitim konusunda aile üyeleri birbirinden farklı mı düşünüyor? Evet, önce mahalle mektebine gidiyor. Daha sonra da modern bir okula gidiyor Şemsi Efendi. İki de doğru. Tüm eğitim kurumları Milli Eğitim Bakanlığı'na mı bağlı? Hayır, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olmadığını söylediği için ne diyorum sadece? Bir ve pardon, iki diyorum. 6. Buna göre Osmanlı eğitim sistemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Mustafa Kemal'in doğup büyüdüğü dönemde Osmanlı Devleti'nde birçok okul türü bulunmaktaydı. Bir yanda Avrupa'yı tarzı eğitim veren modern okullar, bir tarafta geleneksel eğitim veren medreseler, diğer yanda ise azınlıkların açtığı azınlık okulları bulunmaktaydı. Bu durum ülkede farklı anlayışa sahip bireylerin yetişmesine neden olmuştur. Az önce yine açıkladığımız gibi derste de bugün söyledik. Burada neden bahsedebiliriz? Eğitim ve öğretim birliği yoktur değil mi? Birçok okul bulunuyor çünkü. Medrese dedik, işte azınlıkların Avrupa'yı tarzda eğitim ve öğretim birliği yok. 6'ya adına diyoruz. Ve de verilen bilgide Mustafa Kemal'in hangi kişilik özelliği ön plana çıkarılmıştır? Mustafa Kemal hiç kuşkusuz Kurtuluş Savaşı'nın askeri lideri olduğu kadar siyasi olarak da lideridir. O, dil, tarih, matematik, sanat gibi birçok alanda önemli çalışmalar yapmış önemli bir devlet adamıdır. Onun hangi özelliğini görüyoruz burada bakın. Tarih, matematik, sanat tarihinden bahsettiğine göre onun çok yönlü olduğunu görüyoruz. 7'ye Diyarbakır diyoruz. 8. Bu bilgilere göre Fransız ihtilalinin sonuçları arasında aşağıdakilerinden hangisi yer almaz? 1789'da Fransa'da meydana gelen ihtilal dünya tarihi için çok önemli sonuçlar ortaya çıkarmıştır. Bu olay her milletin kendi geleceğine kendisinin karar vermesi, özgürlük, eşitlik, adalet gibi düşünceleri beraberine getirmiş, devamında Birinci Dünya Savaşı'nın en önemli siyasi nedeni olmuştur. Fransız İhtilali ile beraber ulusçuluk akımının önem kazanması, özellikle Osmanlı İmparatorluğu gibi çok uluslu devletlerde bağımsızlık isyanlarının çıkmasına ve imparatorlukların parçalanmasına neden olmuştur. Şimdi hangisi yer almaz diyor? Milliyetçilik akımı, evet ulusçuluk akımından bahsetmiş var. Azınlık isyanları var mı? Evet, bağımsızlık isyanları çıkarıyorlar gördüğümüz gibi burada. Önem kazanmasıyla özellikle Osmanlı İmparatorluğu gibi çok uluslu devletlerde bağımsızlık isyanlarının çıkmasına, evet. İmparatorlukların dağılmasına mı? Evet, imparatorlukların parçalanmasına neden olmuştur diyor. Ama burada sömürgecilikten bahsetmediği için 8'e Bursa diyorum. 9. Bu bilgilere göre Tanzimat Fermanı'nın alanlardan hangilerine yönelik düzenlemeler getirdiği söylenebilir. Osmanlı Devleti'nde 3 Kasım 1839'da ilan edilen Tanzimat Fermanı'nda daha iyi bir yönetim için yeni yasaların çıkarılacağı, vergi ve askerlik işlerinin düzene konacağı, yargılamanın yasalara uygun, açık ve adil olacağı belirtiliyordu. Şimdi adli, evet görüyoruz burada zaten yasaların çıkarılmasından bahsediyor. İdari yönetimle ilgili, evet daha iyi bir yönetim için bahsetmiş burada. Mali,
Vergiden bahsettiği için. Bakın burada zaten diyor yargılamanın yasalara uygun. Yine buradan burada adliden bahsedebiliriz. O yüzden hepsini alıyoruz. 1, 2, 3 Diyarbakır diyoruz. Son soru. Osmanlı Devleti'ni içinde bulunduğu zor durumdan kurtarmak isteyen bazı devlet adamları birbirinden farklı bir takım düşünce akımları ortaya atmışlardır. Yukarı bahsi geçen fikir akımı aşağıdakilerden hangisidir? Yukarıda bahsi geçen. Osmanlı Devleti'nde yaşayan halkın tamamı din, dil, ırk ve etnik yapısı dikkate alınmadan aynı haklara sahip olacaktı. Böylece toplumda eşitlik sağlanacak. Farklı milletlerden oluşan Osmanlı Devleti dağılmaktan kurtulacaktı. Hangisiydi bu? Ne demiştik buna? Hepsini dil, din, ırk fark etmeden Osmanlı sancağı altında toplamak istenmesi Osmanlıcılık demiştik. O yüzden cevabımıza D diyoruz. Sorularımız burada bitti. Tekrar görüşmek üzere çocuklar. Hoşça kalın.